Herkese merhabalar. Balığın büyüklüğünü göresiniz diye bıçakları üstüne koydum. Başka bir sebebi yok. Aşağı yukarı 3 karışa yakın, 2,5 karıştan biraz fazla. Ondan sonra o diremli terazi vardı. Diremli teraziye attı balıkçı arkadaş. 2 kilodan fazla. Ne kadar fazla bilmiyorum artık. Ama 2 kilodan fazla yani. Bizim buralarda harami derler buna. Akbalık diye de geçer. Daha önce daha küçükleri vardı, böyle bir karışlıkları vardı. Onlardan ayıklamıştım kefallarla beraber, tatlısı kefallarıyla beraber. Bunu balıkçıda görünce dayanamadım. Kendisi sürekli alışveriş ettiğimiz de bir insan. Ne yapacağımı karar vermeye çalışıyorum, o yüzden bakıyorum balığa. Önce bir pulunu alayım. Sıçratlayayım. Sıçratmamak için pul kullanıyorum. Ya bıçakla alsak her tarafı şey içinde bırakırdım. Bunun yanında sazan da vardı ama sazanlar göl sazanıydı. Hangi gölden çıktığını bilmediğim için eğer göl şeyse, bataklı bir gölse adam biraz batak kokabilir. Haramiler çok akarları sever. O yüzden bizim Meriç'ten veya Tunca'dan bir yerden çıkmıştır. Eskiden olsa Ergen'e de derdi ama Ergen'e de artık hayat yok. Sanayi atıkları kendini mahvetti. Ben şu öbür tarafında pulunu alayım. Şuradan sırtından açmaya başlayacağım. Fakat önce şöyle bir çizik atıyorum. Her zaman olduğu gibi. Şöyle. Eğer bu bunu kesmezse satırlar. Şöyle hafif bir açılı tutarsanız başın altına doğru, yüzgeçlerin altına doğru şuradan olabildiği kadar az et bırakarak. Evet. Biraz yordu ama. Beni izleyenler bilir, o şeyleri ziyan etmem. Hepsini kullanırım daha sonra. Şuradan şöyle bir gireyim mi diyorum. Önce bir içine alalım. İçiyle uğraşmayalım. Şurada bakalım havyar çıkacak mı? Balıkları aldığım arkadaşa dedim ki havyar çıkarsa bana ayır. Havyarla yapmayı planladığım şeyler var. Ama maalesef. Bir suya tutayım. Yani susuz olmuyor. Burası görüntü dışında kalmış olabilir ama buna bakıyorum yani.
Böylece bunun fazla kanından da kurtulduk. Hem de etin havalanmasını istiyorum. Şimdi bütün canlılarda kan içinde amonyak barındırır. Bu da her türlü lezzetini bozar. Şuradan orta kılçığı buluyorum. Şöyle hafif bir eğip olabildiği kadar az eti bırakmaya çalışıyorum. Bakın şöyle. Şeye kadar geleceğim. Sırt. Karın yüzgeçlerine kadar. Kusura bakmayın, arada bir kaçıyor bazen. Olacak o kadar. Netice itibariyle ben profesyonel usta değilim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şöyle kaburgalarını diyeceğim. Çünkü diğer canlılardaki kaburgalara denk geliyor bu şey. Bunların karın kılçıkları. Şurada bu birinciyi alıyorum. Şöyle koydum. Buna bakmayın, iki kişiye yeter mi? Şurada bıçağı ters tarafa kaçırmıştım. Bunları yapmıyorduk. Fakat ecnebiyet bu işi biliyor. Kimin önünde balık koysan, kılçıklı bu. Ya balık kılçıksız olmaz. Bu onun kemiği. Fakat kılçıkları ayıklamak gerekiyor. Yalnız şöyle bir şey. Teraziye koyduğunuz zaman mesela 1 kilo balıktan işte eti meti temizlenmiş, kılçığı temizlenmiş aşağı yukarı 450 gram kadar tertemiz et çıkıyor. Şimdi bu mağarın şuradan önce şu kuyruğu atalım da. Gel ki abi. Bundan bak. Bundan dur. Ortada çıkalım, kılçığı aldık. Gel ki abi bundan arası. Bundan alamayız galiba. Biraz gürültü oldu. Şunu da şuradan. Şöyle kalın.
Çok iyi. Şunu alayım. Şuralara kadar gidiyor ucu. Ben ucu. Onu aldık. Şimdi kanı kaçıp kanı şey, kanın yüzdesini de buradan alacağım. Merak etmeyin, burada daha bir yemek. Bye. İki kılçıklarla beraber birleştiği için tabii ki zor sorunlar bu hepsi. Şimdi burası karın bölgesi. Bu. Hadi bunu diyorum. Yani şeyi fileto çıkartırken bir şey, karın bölgesi benim en sevdiğim yerdir. Bunun şeyin itin en lezzetli olduğu yerdir karın bölgesi. Şimdi fileto olarak deli bırakacağım. Bunlar da onlarla beraber fırına girer. Büyük ihtimalle öyle yaparız. Bu kaçıkları ben yiyorum çünkü benim en sevdiğim yerler bunlar. Diğer buralarda birkaç kaçık alanları da alacağım. Elini bul. Bu kaçıkları niye getirdim? Pişirdim onun için. Yılmaz'ın zevk kaldı geldi. Bunu kullanmamak için. Şu anda bir şeyler geçiyor. Şimdi ben şuradan bir ince kaşık temizliğini yapıp böyle bakın elinize geçeceğim oradan. Oradan çekip alıyorsunuz. Eğer bunu çıkartmıyorsanız ben çekip alacağız. Şimdi arkadaşlar kafası, yan yüzgeçleri, orta kılçıklar, karın kılçıkları sağda solda. Bunlar yüzgeçlerin etli bölümleri. Orta kılçığının arka kısmı. Bir yan filetosu. Bunun kaçıklarını ayıkladım hepsini şeyle. Bununkileri de açıklayacağım biraz sonra. Tek tek çekerek. Şurada Y kılçıkları var. Bunlar adamı çok yoruyor. Şöyle ki şu kılçığın ucu Y şeklinde açılıyor. Çekebilirsem şimdi. Ve çıkmamakta inat ediyor. Bunda o bir ucu koptu içeride kaldı yani. Şöyle bir şey. Bakınız. Ucu ikiye açılıyor. Bazı balıklarda vardır. Bunda da var. Turnada vardır özellikle. Hasta eder beni. Bununkileri de ayıklayacağım. Şurada da birkaç tane var. Şuradan başlıyor. Bunlar düz yalnız. Bunlar iyi. Bunlar düz. Bu şeyin tutamadığı yerlerde penseyi kullanıyorum. Bunların hepsini tek tek nasıl ayıkladığımı göstermek istemiyorum. Gereksiz yere videoyu çok uzatmış olacağım. Onun için videoyu burada keseceğim. Bunların kaçıklarını ayıklayacağım. Bu balık paketlenecek. Ve parça parça paketlenecek. Ve derin dondurucuya girecek. Tabii ince temizliğini yapacağız. Yani beni bilenler bilir, yıkamadan etmeden bunları koymam ben oraya. Lezzetli bir balıktır. Fırında yapmayı planlıyorum. Tabii bir değişiklik olmazsa yılbaşı gecesi bunu yapacağım inşallah. Bir aksilik olmazsa çekimini de yaparım belki. O zaman nasıl pişirdiğimizi de anlatırım. Evet, tatlı su balıkları
Türkiye'de yani insanlarda şey var. Yani Edirne'de bu kadar tatlı su var. Ona rağmen işte şudur budur. Yani Türkiye'nin her tarafı tatlı su. Çok değerli balıklarımız var bu tatlı sularda. Tatlı su balığı tüketmemiz gerekiyor. Çok lezzetli bir balıktır bu. Güzel de panesi olur aslında. Ama ben bunu yılbaşı gecesi için düşündüm. O yüzden aldım. Bunların ticari olarak fiyatları da düşüktür. Uygun fiyatı aldım. Ne kadar olduğunu söylemeyeceğim. Ama çok uygun fiyatı aldım. Yani düşündüğünüz gibi değil. Sardalya'dan bile ucuz yani. Öyle söyleyeyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sabır gösterip izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Bu akbalık çok da fazla bilinen de bir balık değil. Lezzetli bir balıktır. Etini görüyorsunuz tertemiz. Kanını da akıttım. Elinize geçerse yemenizi tavsiye ediyorum. Herkese afiyet olsun. Bu balıkları ihmal etmeyelim.